Paranın kripto hali sabah raporuyla karşınızdayız. Kripto para piyasalarında olanı biteni ve son gelişmeleri Konuşmaya başlayacağız günün önemli haberlerini de sizlere aktarıyor olacağız. Önce gelin hemen Bitcoin diyelim piyasalarla başlayalım. Bitcoin'deki son duruma beraber bakalım. 20 bin doların üzerindeki seyrini koruyor Bitcoin fiyatlaması ki yatay bir görünüm var bunu söyleyelim ama son 24 saatlik harekete baktığımız zaman 19 bin 20 bin bandında bir hareket gördük. Dolayısıyla yaklaşık yüzde birlik bir gerileme yaşandı gün içerisindeki hareketlilikte. Şu anda yatay bir görünümde bahsedebiliyoruz. Son 7 güne baktığımız zaman Bitcoin tarafında özellikle son 7 günün yaklaşık %0,7'lik bir artışa işaret ettiğini söyleyelim. 18000 bin, bin dolar bandında dalgalı bir hareket görüyoruz. Son bir haftalık seyir böyle. Ki bu dalgalı seyrinde bir miktarda devam etmesi bekleniyor. Yani analistler daha çok bu e, seyrin devam edeceği e, öngörüsünü ama bu dar bir bantta hareket diyebiliriz. Yani 18.000-20.000 bandındaki hareket bir süre daha devam edecek gibi görünüyor diyelim. Peki Ethereum'a geçelim. Hemen bir Ethereum'a bakalım. Ethereum'da son durum nasıl? Ethereum tarafında da 1138 dolar seviyelerini görüyoruz. Orada gün içi hareketlilik yani 24 saatlik harekete baktığımız zaman biraz daha e, geniş bir hareket gördük. E, %2,2'lik bir gerileme oldu orada da gün içerisinde dün. E, bugün e, %1,5'luk artık bir e, gerilemeden bahsedebiliyoruz. Ama yine bantta bir hareket diyelim. E, son... 7 güne baktığımız zaman orada artıda bir kapanış var Ethereum tarafında. Artık artıya dönmüş durumda. E, %1'in üzerinde bir kazançtan bahsedebiliyoruz. Bunu söyleyelim. Şimdi e, ilk 100 kripto paraya baktığımız zaman orada e, 80-85'inin yaklaşık e, dünkü fiyata doğru geride olduğunu görüyoruz. Yani hala tam bir e, net bir fiyatlama oluşabilmişti Ya da bir artış trendinin net olarak başladığını söylemek mümkün değil. Hemen e, gelin... E, Korku ve iştah endeksiyle devam edelim. Çünkü e, insanların artık riskli varlıklardan özellikle e, kaçış evresinde olduğunu biliyoruz. Resesyon endişelerinin yüksek olduğunu biliyoruz ki riskli varlıklar olarak görülen kripto para e, varlıklarında da kripto varlıklarında da yine e, korkunun hakim olduğunu söylemek lazım. Endeks e, 18 seviyesinde ki bu e, aslında oldukça düşük bir seviye bunu söyleyelim. Yani e, korkunun hala çok yüksek olduğunu iştahın hala çok düşük olduğunu söylemek Mümkün. E, hemen e, beşli grafiklere geçelim. Şimdi bakalım e, ilk 30'daki kripto varlıklarda son durum nasıl? Şimdi Bitcoin'i e, bahsettik. Ethereum'dan da bahsettik. Orada hala ikisi de bir görünüm olmakla beraber dar bantta bir hareketten bahsediyoruz. Sabit coinler tarafında Tether'in, e, USD coin'in yine yatay bir bantta hareket ettiğini görüyoruz. BNB tarafında da bir miktar artıya dönmüş durumda. Diğerlerine hemen bir hızlıca bakalım. E, Binance'de... Binance USD'de yine artı bir görünüm var ama yatay diyebiliriz. XRP'de yine eksi e, 1,7'lik bir hareket var. Ada Cardano'da e, eksi eksi 1,5'luk bir kayıp var. E, 24 saatlik değişime baktığımızda Solana'da yine e, yatay bir görünüm var. Yatayın biraz daha üzerinde pozitif bir görünüm var. Dogecoin tarafında da yine e, eksi bir görünümden bahsedebiliyoruz. Yüzde 1,5'luk hemen hareketleri devam edelim. Evet Polkadot tarafında biraz daha büyük bir kayıp var. Yüzde 2,5'luk bir kayıp son 24 saatte. E, ee, yine Leo tarafında da %2,1'lik bir kazançtan bahsediyoruz. Hemen devam edelim. Evet Avalanche, Avax tarafında %3,2'lik bir artıda olduğunu görüyoruz. Orada biraz daha e, özellikle tavsiye üzerine e, alımlar olduğunu söylemek yanlış olmaz. Son dönemde analistlerin tavsiyeleri var Avax üzerinde. E, Polygon tarafında %2,9'luk bir kayıptan bahsediyoruz yine. Litecoin tarafında da %3,1'lik bir kayıptan söz edebiliyoruz. Kronos tarafında daha yatay bir görünüm var. FTX'te yine eksi de bir görünüm var. E çoğunun eksi de olduğunu söylemek yanlış olmayacak herhalde. Son 5'liğe de bir bakalım. İlk 30 itibariyle son durumu görmüş olan evet. Burada da Algorand'ın yine kaybettiren tarafta olduğunu görüyoruz. Near protokolün, e Ethereum Classic'in ve Bitcoin Cash'in de yine kaybettiren tarafta olduğunu görüyoruz aslında kripto varlıkların, kripto para piyasalarının e bu dönemde, e, seyrine baktığımız zaman gün içi kayıplar ve kazançlar çok da e, şaşırtıcı olmuyor. Şimdi Piyasa değerine baktığımız zaman tekrar 1 trilyon dolara yaklaştığını görebiliyorsunuz. Siz de ekranın üzerinde görebilirsiniz bu değeri. Yani piyasanın hacmi evet bir miktar küçülme olmakla beraber 1 trilyon dolara tekrar yaklaştı. Hatırlayacaksınız yani o 2 trilyon dolarları konuştuğumuz bir dönem vardı ki 3 trilyon dolarları konuştuğumuz bir dönem vardı. 3 trilyona yakınsamıştı. dolayısıyla oralardan buralara epey gerilemiş olduğunu söyleyelim piyasa hacminin ama ee, yine toparlanma eğiliminin e, sürdüğünü söylemek lazım. Hemen Metaverse tarafına da bakalım. Oradaki e, Metaverse coin'ler tarafında Decentraland'in manası kazandıran tarafta. Sandbox yine kazandıran tarafta. Sand Ape Apecoin tarafında bir miktar kayıp var. E, X-Infinity de yine kazandıran tarafta gözüküyor. E, Metaverse tarafındaki projeler son dönemde çok da kazandıran tarafta yer almıyordu. Biraz daha yavaşlama eğilimi vardı. Ama e, bugünleri itibariyle biraz daha artıya döndüğünü söyleyelim. Trendlere de hemen hızlıca bir bakalım. Trendler tarafında da evet Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, e, PancakeSwap yine karşımıza çıkıyor. Hareketlilikte en yüksek olanlar. Tera USD'nin de yine bir miktar e, eksi yönde hareketiyle öne çıktığını görebiliyoruz. E, fan tokenlar tarafında da hemen hızlıca bir bakalım. Fan tokenlar tarafında özellikle şu anda transfer dönemi olması sebebiyle hareketliliğin biraz daha arttığını söyleyelim. Galatasaray tarafında yine yatay bir görünüm var. Trabzon'da e, bir miktar e, düşüş olduğunu söyleyelim. Trabzonspor'un fan token'ında. Fenerbahçe tarafında da yine yatayın biraz altında bir görünüm var. Diğer fan token'ları da hemen hızlıca bir bakalım. Göztepe tarafında yine eksi de bir görünüm var. Samsun Spor ve İstanbul Başakşehir fan tokenlarında da yine eksi de bir görünüm var. Tabi sezonun açılışı biraz bekleniyor diyebiliriz ama transfer sezonu da önemli. Bu dönemde hareketliliği belirleyici e, unsurlardan bir tanesi olacak. Şimdi hemen bir de kısaca haberlerimize göz atalım. Önce Brezilya diyeceğiz. Kripto paralara ilişkin özel bir soruşturma birimi kurulacağı açıklandı Brezilya'da. Biliyorsunuz ülkeler artık biraz daha soruşturmalar tarafında, denetimler tarafında daha sıkı bir döneme geçecek gibi görünüyor. Brezilya'da bunlardan bir tanesi olacak. Brezilya'nın yeni kripto özel soruşturma birimi federal bölge savcılığı tarafından oluşturuluyor. Aslında biraz da kanuni tarafının ağır olacağını söylemek lazım. Yine kripto para davaları ile Girenilecek. E, bu soruşturma birimi tarafında istihbarat birimleri de özellikle bu amaçlar çalışacaklar gibi görünüyor. E, Singapur'a geçelim hemen. Singapur tarafında da Singapur Para Otoritesi'nin kripto ticaretiyle ilgili kısıtlamayı gündemine aldığını söylemek lazım. E, kripto şirketlerinin bazıları Singapur merkezliydi hatırlayacaksınız. E, son dönemde iflasa sürüklenmişlerdi. Onlar işte e, biraz daha Singapur'u e, bu varlıkları mercek altına ...almaya zorladı. Ee, ve parlamento konuşması sırasında... ...Singapur Para Otoritesi Başkanı'nın bazı açıklamaları oldu. Dedi ki yani biz ek önlemler alacağız. Burada biraz daha... E, ...sıkılaşmaya gideceğiz. Yine Avrupa parlamentosunda... E, ...aslında e, benzer bir gündemle tartışıyor. Kripto para yasasını tartışıyorlar. E, ve NFT ticaret platformlarını da... ...biz bu yasanın içine katalım diyorlar. Yani Avrupa özellikle tartışan taraflardan bir tanesi. Avrupa'da bu iş... ...çok enine boyuna detaylı bir şekilde inceleniyor ki... Ee, örnek teşkil edecek pek çok ülke için hem Amerika'da yapılacak olan e, yasal düzenlemeler hem Avrupa tarafında yapılacak olan yasal düzenlemeler. Dolayısıyla Avrupa'nın yapacakları aslında çok belirleyici olacak. Çok enine boyuna ince detaylı e, konuşuyorlar. Geçen hafta da kripto varlık piyasaları yönetmeliği ile ilgili Kime lisans vereceğiz, işte kime kimlik kontrolü uygulayacağız, alım satımı, ticareti, e, şirket açılışı gibi kavramlar tartışılmıştı. Şimdi NFT platformu deyince akıllara hemen OpenSea geliyor mesela. OpenSea gibi kuruluşların özellikle bankalar, işte emlakçılar, sanat tüccarları gibi diğer kripto sağlayıcılarıyla kendi sistemleri üzerinden akan bir altyapısı var. İşte bunlar nasıl denetlenecek? Bunların detayları şekillendirilmeye çalışılıyor. Hemen Hindistan diyelim. Hindistan tarafında da bildiğiniz gibi vergi uygulanmaya başlanmıştı. İşlem başına %1'lik bir vergi. Bu işlem hacimlerini oldukça düşürmüş durumda. 1 Temmuz'dan bu yana %72,5'luk bir işlem düşüşü var Hindistan tarafında. Hemen bir de Haziran ayı bilançosuna bakalım. Haziran ayı bilançosu özellikle kripto varlıklar için nasıl geçti? Ona da bir bakalım pek de iyi geçmiş gibi görünmüyor. Özellikle düşüşlerin çok ağır olduğu bir dönemde Haziran. İsviçre Menkul Kıymetler Borsası bir araştırma yapmış, bir rapor hazırlamış. İşte o raporda geniş dijital varlık piyasasının düşüş eğiliminde olduğunu söylüyorlar. Bunun aslında pek çok borsaya, pek çok riskli varlığa da yansıdığını görebiliyoruz. Ee, özellikle e, Mayıs ayına göre %11 daha az işlem yapıldığı yönünde veriler ve bulgular var. Bugünün önemi ne? Bugünün önemi Fed'in tutanaklarının açıklanacak olması. Çünkü Fed'in önümüzdeki dönemde yine e, sıkı sıkıya, para politikasında sıkılaşmaya gidip gitmeyeceği yoksa biraz daha güvercin adımlar mı atacağı buna ilişkin bazı notlar açıklanması bekleniyor. Bugün akşam saatlerinde açıklanacak Fed tutanakları, Fed tutanakları kripto varlıklar tarafında da elbette seyri belirleyecek. Riskli varlıklardan kaçış devam edecek mi? Beraber izleyeceğiz ve görüyor olacağız. Paranın kripto halinin sabah raporunun sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız ve kripto varlık piyasasını sizlere anlatacağız.